Merhabalar. İthalat, ihracat kart tanımlamalarını nasıl yapabilir, hareketlerini nasıl takip edebiliriz? Bunun için dış ticaret modülümüze gelerek ilgili kart tanımlamalarını gerçekleştirmeden önce öncelik olarak gümrük listesi ekranımızı çalıştırıp buradan gümrük listesini tanımlamamız gerekmektedir. Liste boş olduğundan dolayı karşımıza ilk olarak gümrük müdürlük listesi eklensin mi sorusuna evet dememiz durumunda sistem otomatik olarak karşımıza tüm gümrük müdürlükleri listesini ekleyecektir. Eksik olması durumunda F4 ekle komutu altında bulunan gümrük müdürlüğü tanımlama ekranından da ilgili işlemler yapılabilmektedir. Bu ekrandan gerekli tanımlamalarımız yapıldıktan sonra artık ithalat ve ihracat kartlarımızı tanımlayabilmekteyiz. İlk olarak ithalat kart tanımlaması gerçekleştirmek istediğimizde ilgili modülü çalıştırıp buradan liste içerisinde daha önceden herhangi bir kart tanımı olmadığından dolayı F4 ekle komutu ile yeni bir tanımlama işlemi gerçekleştiririz. Yapacağımız ilk işlem bir kod ve tanımlama gerçekleştireceğimiz örneğin şeklinde işlemimize ait bir açıklama, daha sonrasında ithalat işlemini gerçekleştireceğimiz ilgili carimizi liste içerisinden seçerek hedef ülke olan ithalat işlemini gerçekleştireceğimiz AB ülkesi, üçüncü ülke veya diğer anlaşmalı ülkeler seçeneklerinden birini seçip ve liste içerisinden ülkelerde bulunan ilgili ülke seçimi yapılabilir. İthalat kartımız için ödeme şekillerimizden ilgili ödeme şekli, yapılacak ödeme şekline ait beyannamemizde bulunan belge numaralarımız, bunlara ait döviz cinsi kombosu içerisinde bulunan ilgili döviz birimimiz, taşıma şeklimizi yapacağımız taşıma şeklimize göre liste içerisinden seçeceğimiz ilgili taşıma seçilerek teslim şekillerine geldiğimizde ise ilgili beyannamemizde bulunan teslim şekillerimizi de bu alandan seçebilmekteyiz. Daha sonrasında aracı bilgilere geldiğimizde finansal işlerimiz için ilgili aracı bankamız seçilmelidir. Liste içerisinden bankalar listemizde tanımlı olan ilgili banka seçimi yapılıp daha sonrasında banka referans numaramız, ilgili aracı banka şubemiz var ise aracı cari kodumuzu liste içerisinden seçer. Gümrük bilgilerine geldiğimizde ise gelen ürünlerimizin işlem göreceği ilgili gümrük liste içerisinden seçilir. Daha sonrasında ilgili beyanname tarihlerimiz ve bunlara ait ilgili beyanname numaralarımız girildikten sonra gümrük müşavirinin var ise ilgili kod ve ünvanı, örneğin ilgili gümrük müşavirliği seçimi varsa yapılacak nakliye işlemlerinde liste içerisine tanımlanan ilgili nakliye carimiz ve daha sonrasında menşei ülke yani ürünlerin menşei bulunan ilgili ülke seçimlerimiz yapılarak yapılacak ithalat kartımıza bir not girilmesi takdirinde, örneğin şeklinde bir açıklama ile diğer sekmesine gelerek yapılacak diğer ek alanlara tanımlamış olduğumuz tanımlamalarımız ile F2 kaydet dememiz durumunda ilgili ithalat kartımız tanımlanacaktır. Burada daha sonrasında oluşacak bağlı faturalar karşımıza gelecektir. Vazgeç diyerek ihracat kartı tanımlamasına geldiğimizde ise aynı şekilde F4 komutu altında bulunan ekle seçeneği ile burada bir kod daha sonrasında ihracat işleminin yapılacağı bir açıklama belirterek, örneğin ihracatın yapılacağı ilgili cari kod, daha sonrasında ürünlerin ihraç edileceği ilgili ülke seçimleri, ödeme şekillerinden ilgili ödeme şekilleri, yapılacak ödeme şekillerindeki belge numaraları, döviz cinslerinden ilgili döviz cinsleri, taşıma şekillerinden ilgili taşıma şekilleri, teslim şekillerinde bulunan combo içerisindeki teslim şekilleri seçilerek aracı bilgilere geldiğimizde finansal işlemlerimizi yürüteceğimiz aracı bankalarımızı, daha sonrasında banka referans numaralarımızı ve aracı banka şube bilgilerimizi girerek aracı cari kod ünvanı altında da ilgili aracı carilerimizi ekleyebilmekteyiz. Gümrük bilgilerine geldiğimizde ise ihracımızı yapacağımız ilgili gümrük işlemlerinin yürütüleceği gümrük müdürlüğü seçilerek ilgili beyanname tarihlerimiz ve numaralarımız belirtilip gümrük müşavirliği ile çalışmamız durumunda listemizden ilgili gümrük müşavirliği ve nakliyeci işlemlerimizdeki ilgili nakliyeci firmamızı seçerek ürünlerimizin menşei bulunan ülkelerimizin liste içerisinden seçimi, daha sonrasında ihracata özel ilgili tarih
Çıkışı yapılacak ülkelerde ilgili ülke seçiminden, liste içerisinden ülkemizin seçimi ve sonrasında son olarak ihracata ait bir not ve diğer ek alanlarda bulunan bölümlerimizde doldurularak fatura kaydettikten sonra otomatik KDV iade dekontu oluştur seçeneği ile de ilgili iade dekontunu oluşturabilir ve F2 kaydettikten sonra ihracat kartımızda tanımlanmış bulunmaktadır. Oluşturmuş olduğumuz bu kart tanımlamalarının nerede ve nasıl kullanıldığını incelediğimizde öncelikle fatura tanımlamaları gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Yeni bir sekme açarak fatura listemize gelip ilk kart tanımlamamız olan ithal kartımıza ait bir mal alım faturası düzenleyelim. Burada mal alım faturamıza ilgili şubelerimizi ve depolarımızı seçtikten sonra fatura numaralarımızı girip tarih, saat ve döviz cinslerimizi de belirleyerek yapacağımız hesap listesi içerisinden ilgili ithalat işlemini gerçekleştireceğimiz firmamızı seçip daha sonrasında ithal edilecek ürünler listesi içerisinden F12 toplu malzeme seç özelliğiyle ürünler seçilip detay sekmesi alanında bulunan ithal ihracat kartlarından yapılacak ithalat işlemi için ithalat kartı seçilerek ve diğer ek bilgiler tamamlanılarak miktarlarımızı girip F2 kaydetmemiz durumunda ilgili fatura oluşacak. Sonrasında ise ithalatla ilgili almış olduğumuz hizmetlere ait fatura girişleri için F4 ekle komutu altında bulunan alım listesi içerisindeki alınan hizmet seçeneği ile İthalatını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde gümrük hizmetimiz için kart listemizden ilgili gümrük firması seçilir ve daha sonrasında hizmet türü içerisinden F12 tuş altında bulunan toplu malzeme seç özelliğiyle ithalat hizmetlerine ait ilgili filtreleme yapıldıktan sonra seçim işlemi yapılır ve F2 seç diyerek ekrana getirilir. Gerekli miktar tanımlamalarımızda yapıldıktan sonra hizmetlerimize ait tutarlarımız bu alandan girilerek F2 kaydet denilip işlemler tamamlanır. Bir diğer hizmetimiz olan nakliye hizmeti için ise yeniden bir alınan hizmet seçilir. Liste içerisinden nakliye firması seçilir. Ve ilgili fatura bilgilerimiz de tamamlandıktan sonra hizmet kodu alanında bulunan liste içerisinden nakliye hizmeti seçilerek yapılacak miktar ve birim fiyatlandırma ile detay alanımızdan gerekli ithalat kartımızda seçilip F2 kaydet denilerek işlem tamamlanır. Bir önceki faturamız olan gümrük hizmetleri için detay alanından kart seçim yapılarak gerekli işlemler kaydedilir. Bu şekilde iki hizmet bir mal alışı faturası girilerek gerekli ithalat işlemi yapılabileceği gibi ihracat kartlarımız için de satış türünde perakende satış veya toptan satış faturası girilebilmektedir. Burada daha sonrasında ithalat ve ihracat kart tanımlamalarımıza gelerek ithalat kart listesi içerisinden F12 tuşu altında bulunan stokları maliyetlendir seçeneğiyle yapılan ithalat işlemi ve bunun karşılığında alınan hizmetler sonrasında burada istersek beyanname veya isteğe bağlı malzeme fiş tarihimizi belirleyerek bugün için stoğumuza gerekli maliyetlendirme işlemi açıklaması ile maliyet dağılım türünde seçeceğimiz tutara, miktara, net ağırlığa, brüt ağırlığa, net hacime, brüt hacime veya desiye göre maliyetlendirme seçebilmekteyiz. Tutara göre maliyetlendirme seçmemiz ve F2 maliyet fişi oluştur dememiz durumunda seçili 7 hizmet bedelleri ile seçili stok maliyetlerine eklensin mi sorusuna evet dememiz durumunda gerekli malzeme fişi oluşturulmuş bulunacaktır. İlgili hizmet bedellerimiz malzeme stoğumuza yansımış bulunacaktır. Bu şekilde stoğumuza ilgili maliyetler yansımış bulunacaktır. F3 vazgeç diyerek ekranımıza gelip buradan tekrar F12 tuşu altında bulunan ithalat ihracat hareketlerini seçmemiz durumunda karşımıza fatura detay alanları ile birlikte bir mal alış faturası girdiğimiz ve bunlara istinaden hizmet faturalarımız da gelecektir. Bu alanlardan da detaylı takiplerimizi gerçekleştirebilmekteyiz. İstersek F8 yazdır komutu altında bulunan listemizi yazdırabilir veya dosya gönder seçeneği ile görmüş olduğunuz formatlarda dışarı aktarılmasını sağlayabilmekteyiz. F3 vazgeç diyerek geri geldiğimizde
ve yapılan işlemlerimize ait. Raporlarımızı incelediğimizde ise raporlar modülümüzü çalıştırdığımızda karşımıza 4 adet rapor şekli gelecek. Burada ithalat ihracat kartlarına baktığımızda yapılacak basım şekillerinden birini seçip liste içerisinden ilgili ithalat veya ihracat kartı seçilerek fatura kalemlerini gösterme dememiz durumunda ilgili fatura kalemlerini getirecek. Dinamik alanlarımızı göster dememiz durumunda ilgili dinamik alanlarımızı getirerek ve diğer parametre değerlerimizi tamamlayıp F2 ekran dememiz durumunda karşımıza ithalat kartımıza ait plan, açıklama, kod, cari bilgilerimiz, ödeme şekillerimiz ve diğer tanımlamış olduğumuz bilgilerin karşılığı ekranımıza gelecektir. Bu şekilde ilgili kartlarımızı görüntüleyebileceğimiz gibi bir diğer raporumuz olan ithalat ihracat kart analizi ekranımızdan gerekli ithalat kodumuz girilerek F2 ekran dememiz durumunda yapılacak ithalat ihracat kartlarımıza ait analizler ve bunlara ait stok tutarlarımız, hizmet tutarlarımız ve masraf oranlarımız detaylı bir şekilde karşımıza gelecektir. Tekrar vazgeç diyerek bir diğer raporumuzu incelediğimizde burada belirleyeceğimiz başlangıç ve bitiş tarihine, seçeceğimiz tür alanında ithalat ve ihracat seçeneğiyle yapılacak bu tarih aralığındaki tüm ithalatların karşımıza geleceği ve burada görmüş olduğunuz birim fiyatlarımız, tutarlarımız, maliyetlerimize ait ek maliyetlerimiz ve son birim fiyatlarımız karşımıza gelecektir. Buradan da vazgeç diyerek son raporumuzu incelediğimizde burada ise ithalatlarımıza ait maliyet analizlerimizi gerçekleştirebilecek listeden seçeceğimiz ilgili ithalat kartımızı sonrasında kaleme ait masraf detaylarımızı ve masraf toplamlarımızı göster seçeneğiyle F2 ekran dememiz durumunda karşımıza bir diğer ithalat maliyet analizi gelecek ve burada yapılacak kart tanımı içerisindeki bilgiler, bunların alt değerleri, yapılan alt değerlerde ise maliyet toplamları karşımıza gelecektir. Bu şekilde takip işlemlerimizi de gerçekleştirebilmekteyiz.